ve podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Nihal Candan. Geçler gibi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Yaklaş biraz. Nereye gideyim? Yeni bir içecek markası çıksın. Onun tanıtım davetine gittim. Femennili bir konsept olmuş. Çıksın bakalım. Evet. Ben bile çıkartabilirim. Gel bakalım o zaman yıldızına. Ya dışarıdan gelen tepkiler nasıl sana? Yani çok fazla okumuyorum aslında buradaki yalan durumu etkilemesin diye de. Gerçekten okumuyorum. Yani mesela giriyorum. Sondaki yorumları okuyorum. O kadarından yola çıkacak olursan? Şeye çok bozuluyorum ben. Bu birinci sezon yarışmacılarına benzetilmek. Hmm. Benim bir yaram yani artık. Hmm. Ya bir Ayşe'ye benzetiyorlar ya bir Ayşe'ye. Ama hmm, ben Nihal'im yani. Onların benden önce bu sahnede yürümesi benim problemim değil. Ben oynamıyorum burada. Bu benim hmm, karakterim. Hani değiştiremem. Konuşmam Ayşe Nur'a benziyor olabilir. Bence benzemiyor. Hmm. Hani benim dobralık, insanların patavatsızlık olarak nitelendirebileceği hareketlerim Ayşe Gül'e benziyor olabilir. Ama kesinlikle cümlelerimiz, onun tartışma stili, benim tartışma stilim farklı. Hani ben değiştiremem bunu. Hani bu konuda çok rahatsızım. Burada dile getirmiş oldum. Aynen, ses kes. Ses kes. Ben Nihal Candan. Haddini bil. Zeynep Öztürk. Her konuda fikrinin olması ve çok fazla konuşman istiyorlar ki sanki benim öyle bir yetkim varmışçasına. Size mi söylüyor? Bana diyorlar ki Nihal'i kovun, gönderin. İstemiyoruz onu orada diyorlar. Ben olmasam bence ben de diyorum çok ki, sıkılırlar. Bak, tanısanız çok seversiniz diyorum gerçekten. Gerçekten mi? Bence de yani sonuçta burada hepimiz sussak yani ne olur ki? Olmasın o zaman. Ya ben boş konuştuğumu kesinlikle düşünmüyorum yani. Hayır, konuşmayla ilgili değil problem. Hani herkes kendi meselesiyle ilgili konuşuyor da sen ama her birinin meselesine dahil olup da son noktayı da koyuyorsun ya. Ya bu benim buralarda yani. Ali Kıran baş kesen tadında bir hava estiriyorsun. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok da gördüğüm bir şey söylememek bence korkaklık, asıl odur yani. Burada çoğu bazı arkadaşlarım şeyi tercih ediyor, hani daha az konuşayım, hani bana söz geldiğinde söyleyeyim, ben de böyle bir bildiğim şeyi söylemek zorundayım tarzı bir stil tercih ediyorum. Bu insanın karakteriyle ilgili, hani burada ben 24 saat vakit geçiriyorum sürekli kameralarla, yani oynayamam. Bu daha kötü olur, hani sussam benim için kötü olur, yani susmayı da yok, denedim aslında. Yok, sen susamazsın, onu kabul ettik, bununla yaşamayı öğrendik. Yani susayım diyorum. Susma susma. Melisa illaki bir şey yapıyor. O yapmasa başkası yapıyor falan. Söylemek durumundayım yani. Herkesin peki, bir fikri olsun, herkes konuşsun. Ben de bu kadar dikkat çekmeyeyim diyorum arkadaşlarıma. Peki Nihal'in böyle her konuya girmesiyle ilgili derdi olan var mı aranızda? O kadar da konuşmasa dediğiniz. Zeynep mesela. Yani benim tabii ki var. Çünkü her şeye bir şey, gerçekten sizin dediğiniz gibi. Her şeye söyleyecek bir şey buluyor. Sürekli insanları konuların içine çekiyor. Konuların içine çekiyor değil. Rahatsız oluyorum ben bundan. Yine Zeynep başladı. Beni kıskanıyorlardı de tam olsun, dünü yaşayalım. Yo. Bu cümlenden hoşlanmıyorum. Yani bir olay var, ben fikrimi söylüyorum. Seni kimsenin içine çektiği yok. Hayır, senin her şeye hani... Yani belki senin dediğin gibi ben gördüğüm bir şeyi tutamam diyorsun. Tutmama gerek yok. Ama sen yok. Görmediğin şeylerle alakalı da burada konuştun. Nihal yapma yani. Mesela örnek geriye dönmeyelim konuş. Hiç. Ya konuştun. Çok konuştum, oldu burada kabul görmediğin etmiyorum. Şeylerle. Kabul insanların etmiyorum. Somut bir şeyle gelmek zorundasın. Nasıl daha yani bir... fikri yok yorumu mu? Yorum mu yapıyor? Evet, daha birkaç gün önce Gülay'ı bile suçlamadın mı? Hani ben şey gibi hangi konuştum. Hangi konu?
Gülay'ı bile derken Gülay'ın dokunulmazlığı hani mı Gülay'ın var burada? Senin bana söylediklerinden hani ben Zeynep'e sinirliyim gibi bir şeyler de söyledim. Tekrardan cümlemi kuruyorum. Artık bir daha bu cümleyi kurmayacağım. Gülay'la olan meselemde ben şöyle bir şey vardı. Benim sevdiğim... Sana basit bir örnek vereceğim. Annene kötü davranan biri atıyorum. Senin için nasıldır? Sen de o kişiye karşı bir tepki oluşturmaz mısın? Ben insanlarla çabuk duygusal bağ kuruyorum. Hani sevmiyorsam da baştan, seviyorsam da baştan. Gülay'ı ben seviyordum ve o günkü tepkin Gülay'a haksızlıktı bence. Ve Gülay da benimle konuştu ve dedi ki hani ben söyleyemiyorum, şunu da sen söyle. Bu tarz, bu derece yakındık biz. O yüzden hayır, mevzu o değil. Ben senin Gülay'ı sevme girdim. Olayın ayrı tabii ki, bunu hepimiz biliyoruz. Sen aslında siz bana mevzuları getiriyorsunuz. Sonra işinize geldiğinde Nihal savunuyor. Nihal avukatlık yapıyor. Aa Nihal çok tatlı. Ama işinize gelmediğinde, size karşı durduğumda çok konuşuyor. Her şey onu bir şey. Onu bana söyleme Nihal. Benim hiç seninle öyle genel bir şey genel olarak konuşuyorum. Ha, tamam, mevzuyu sen açtın. Çünkü için. Benim hiçbir zaman seninle öyle bir şeyim olmadı. Neyse yani benim var biraz. Evet sen sürekli karşımda durdun çünkü. Başka ya Maria? Var mı bir derdin? Benim bir derdim yok Nihal'le ama şöyle bir şey var. Nihal kendisi zaten söyledi az önce patavatsızlık yapıyorum diye. Evet patavatsızlık kişiye göre değişir. Ben dobralık olarak adlandırırım bu davranışımı. Ama biraz patavatsızlık karşıdaki patavatsızlık diyebilir. Bir de Nihal'in şöyle bir tavrı var. Nihal'i özellikle ben eleştirdiğim zaman hemen şunu söylüyor. İşte seni rencide ederim, seni işte rezil ederim, çok ağır konuşurum. O lafları anlayamıyorum ben. Hani ne demek istiyorsun? Söyledi mi böyle şeyler? Ya tehdit. Çok ağır konuşurum. Tehdit var mı konuşuyor? Çok ağır konuşurum. Seni hayır demiş olabilir. Hayır hayır hatırladım bunu. Olayı. Allah'tan yani şükürler olsun ki hafızam iyi. Yoksa yani burada yutturacaksınız. Bir kez söyledim. Rencide ederim diye. Onda da basan basan diye burada beni çıldırttınız. Benim gibi kadar kompleksiz bir insanı bile şurada. Hele sen ben... Burada itinayla kompleks sahibi yapıyoruz tabii. Evet yani basan 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 basan. Yani psikolojim bozuldu, siyaha da dandım diyorum. Artık hala karşımda basan diyorsun. O zaman ben de sana derim, seni rencide ederim Maria derim yani. İşte hangi konuda rencide edersin? Yani bu çok... Sen birçok kez yaşadın bu sahnede aslında, rencide olmadın mı? Hangi konuda rencide olmuşum biz ben? Biz birçok kez tartıştık yani. Ama bu rencide cevap olmadı veremediğim mu? Çok oldu. Bambaşka rencide olmak bir şey. Nedir Maria? Çok bana sözlük bambaşka anlamına bir şey. Yani çok ağır bir kelime kullanırsın. Orada karşısındaki insan ağır rencide kelimeler olur. Senin olsun. Öyle ben normal kelimelerle yani. De seni öyle bozabilirim. Şey olamaz. Onun dışında yani sadece onun patavatsızlıkları var. Ama Nihal konuşmayı seviyor. Biz ne dersek diyelim zaten konuşmaya devam edecektir. Rahatsız olan varmış. Melisa tabii ki bu durumda biraz daha kıdemli mi acılı, diyelim? Acılı, tabii. Yaralı. Birikimlerinden bahset bize Melisa. Açıl bize. Ya bak fırsatını şey. Yakaladın. Yok ben fırsat arayan kollayan biri değilim zaten. Yok hani... zaten kendi başına da kollamayı biliyorsun farkında. Ben bağışıklık sistemi güçlü bir insanım ve bağışıklık kazandım. O yüzden yorum yapmaya gerek bile görmüyorum. Yani yorum yok. No comment. Ben kabullendim durumu. Hani bu şartlardayım, buradayım, mücadele etmek zorundayım. Nihal orada, ben buradayım, budur. Darısı Melisa gibi uyanan yarışmacılar görmek arzusuyla her birinize inşallah. Evet, kıyafetiyle ilgili yorum alabilir miyiz lütfen? Botların bacağını kesmiş. Seni biraz sanki kilonu mu göstermiş Nihal? Yani dar İçinde giyiyorum. Ne var? Dar giyiyorum basenlerim, bak, bol giyiyorum. Nazlı yine bir gizli bilgi edinme peşinde içinde ne olduğunu merak ediyorum. Burada başka kim merak edebilirdi? Başka kim bunu merak edebilirdi? Hemen açıyorum çok Nazlı'cığım. Çok merak ediyorum şu evet, anda. Biliyoruz ama geri kapatması zor biraz. Bu güzel işte içindeki. Dışındakine hiç gerek yokmuş bence. Ya da böyle kalsın. Bence de böyle kalsın. Ya boyun kısa zaten, sadece bacakların görünüyor. Ay boyun kısa dediğin de uf. Üf. Kilolu diyorsun, benden daha kilolusun. Bir de yaşlısın üstüne. 19 yaşındasın, çıtırsın. Böyle giyinme. Yaşından büyük giyiniyorsun sen de. Dün bak ne güzeldin, bıcır bıcırdın. Sen de yaşından küçük giyindiğin oluyor burada. Ne yapacağız olabilir, o zaman? Olabilir, giyinebilirim. Ben de giyinebilirim o zaman yaşımdan büyük. Ay olmamış ama. Yani o üstündeki olmamış, hani içindeki olmuş da. Batamadım. Bu arada sen ilk önce benimle uğraşmıştın. Efendim?
ilk önce benimle uğraşmıştın. Uğraşmıştın derken rüküş lafını alıp Melisa'yla sen buradan buraya getirip kendi kendinize triplere falan girmiştiniz. Sonra benim bayramlık ağzım mı diyeyim açtırdınız. Olay şoföre falan gitti. Burada uğraşmak yok. Karşılıklı bir münakaşa var yani arkadaşlar. Hepsi sanki hanımefendi. Böyle karelerinden çıkmıyorlar. Anlat Nihal. Anlat susma. Çok sinirli. Hanımefendiler işte karşımızda oturuyorlar. Düşür. Bir bunların maskesini düşür. Hepsinin. O Nazlı'nın lafı. Masken düştü Zeynep. Masken düştü Nazlı. Ama ben bak hep aynı çizgimdeyim. Ben de aynı çizgimdeyim. Hiçbir değişim yok bende de. Sende de yok. Ve ama artık ben seni hani birazcık daha sevmeye başladım. Eskiden nefret ediyordum. Şimdi artık sağ böyle seni tanıdıkça sevmeye başladım. Hani sen aslında iyi bir insansın bence. Hani senin dilin sivri. Gereksiz sivri. Hepimizin burada... Bence size gerekli. Bazılarını ayrı tutuyorum. Hepimizi burada kırıyorsun ama aslında iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Ama tabii yine ki de seni iyi bir insanım. Siz de beni az ağlatmadınız yani. Nerede ağladın ya? Sen ağlamadın. Ben hiç ağlayan bir insan değilim. Beni bile ağlattın. Önce hanım hep çirkin olduğum, yıldız alamadığım günler. Ben burada ağlamışım. Saatlerce ağlamışım ben burada ve çirkinim. Senin bak, gözüm kötü, saçım kötü. Senin bunalımının derinliğini burada biz anlayamadık. Haklısın. Haklısın Nihal'cim. Özden. Ne yapıyorduk biz? Kıyafet falan işte öyle. Ha Öykü Hanım, ay ben niye kilitlendim? Bilmem ki. Çok ilginç. Of'a bağladım yine. Biz dün Nihal'le dışarıdaydık. Nihal'e sorduğunuz sorunun cevabını ben çorbacıya de vermek istedim. Çorbacıya gitmediniz inşallah. Hayır, yok, çorbacıya gitmedik bu defa. Önünden bile geçmiyoruz. Belalı çorbacı. Nihal hakkında çok güzel yorumlar yapıyorlar. Tuvalette kızlar sıkıştırıp, aa Nihal de buradaydı, biz ikinizi çok seviyoruz falan. Ama fok balığı gibi konuşuyorsunuz diyorlar ikimize. Onun dışında seviliyor Nihal. Evet, ayakkabılar bacak boyunu kesmiş diye var arkadan giydireyim. O evet, çantayı senden de bu sezon bir sana ne versiyonu bekliyoruz. Sana ne, sana ne? Ayşegül özeniyorsun. Çok özeniyorum. O çantayı daha önce biri takmıştı. Zeynep mi taktı? İlk ben taktım. Sonra Gülay taktı. Sonra tamam. Tekrar ben. Hem ikinci kez ya takıyoruz. Çanta takmak diye bir deyim mi var? Çanta kullandım. Ben mi cahilim? Benimle çok fazla derim. Konuşuyorlar Türkçeleri. Ya araba sürmek de deniliyor. Onun gibi araba sürmek. Hani araba da sürülmüyor da aynı şeye giriyor. Neyse divan. dün ben Nazlı ile aynı kepi takmıştım. Bana laf söylemiştim. Ben de sana söylüyorum bebişkom, o zorunda yüzden. Zorunda kaldım dedim zaten. Kabul ettim yani. Tamam. Bence de kullanılmamalı. Zaten çirkin bir çanta o ya. Ben onu geçen de beğenmemiştim. Çok para verdim. Markasını gördüm. Çok pahalı bir marka değil o. O boynundaki tüyler uyduruk duruyor. Keşke değiştirseydin Ay onu. Nesi uyduruk? Neyini değiştireyim artık bir günde ya? Abartın artık. Şuyunu değiştirseydin. Ay uyduruk duruyor. Burada hani ıslanmış böyle kedi gibi duruyor. Ne alakası var canım? Ben çirkin duruyor. Ben de ayrıca. Saçlarını çok beğendim. Teşekkür öyle ederim. Öyle eldivenlerin hoş. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Nilay'cım. İvana Hanım'cım. Konsept duymadım. Yeni bir içecek markası çıkıyor. Onun tanıtım davetine gidiyorum. İçecek markası? Yani bulamadım. Çikolata da olabilir. Aslında başka bir şey vardı aklımda, söyleyemedim. İçecek diyeyim ben ona. Benim davetime geliyor. Ay Nur, sen evet, buna izin verir misin böyle davete girmek? Bu arada saçlarınız mükemmel olmuş. Hep böyle kullanmanızı temenni ediyorum. Gözümüz açıldı, gönlümüz açıldı. Teşekkür ederim. Atışmayalım. Lütfen, ben de çok üzülüyorum. Nihal altında ne var? Hemen çıkarayım mı? Sonra bunu çıkaracağım. Kaleme elbise bakayım. Koy o üstündeki, hiç beğenmedim. Ne de senin yaşına göre değil, ne de senin vücuda göre değil. Kendine kapattın sanki kendini beğenmiyorsun diye. Hiç, hiç alakası yok. Biliyorum, neden kapattın anlamadım. Ben de anlamadım, öyle bir değişiklik böyle daha güzel, dedim. Daha sen, daha yerine uygun. Taşlara görmeseydim. Orada daha cool, deriden bir şey yapılmış, metal yapılmış bir güzel bir
farklı kolye, abartılı bir şey. O zaman eldiven, çizmeleri, haydi. Cene cene diyeyim. Hani böyle ceketi birazcık daha yaşıma uygun şey ettireyim ne, diye ben... Ne ceketi yaşa uygun? Olur mu bu? Ceketi yaşıma uygun şey ettireyim diye eldivenli ayakkabıyı deri seçmiştim ama... Cool tavır yapacaksın, omuz atacaksın uzun bir palto ya da deri ceket. Peki. O asla, o pelerin gibi bir şey sana göre değil, senin yaşına göre değil, senin ucuna göre değil. Ayakkabını sevmedim ama o paltodan sonra her şeyi sevebilirim. Teşekkürler. Her şey gözüne iyi geliyor. Bu kadar. Ben paltoyu da sevdim. Gerçekten mi? Gerçekten. Yani formsuz bir şey o. Zayıf da giyer, şişman da giyer. Fark etmez. Onun altında kalınca zaten hatların belli olmuyor. Bir tek evet. Ben ayakkabılarını sevmedim. Onu ben de sevmedim de uyduramadım. Uyduramamışsın gerçekten. Yani elbiseyle de paltoyla da ne olursa olsun çok kesiyor seni. Daha bilekte bir bot giyebilirdin. Booty, Ivana'nın deyişiyle. Böyle bileğinde daha aşağıda olmalıydı illaki. Hatta biraz da daha platformlu, gizli platformlu bir şey. Hem seni kaldırırdı hem o pelerini daha havalı gösterirdi. Eldivenlerin çok güzel, saçın güzel. Makyajın da güzel olmuş bugün. Sen böyle eyeliner çekmezsin çok. Ayşe yaptı. Bir de sen şey değilsin, biraz önceki konuya dönecek olursak, ben seni çok şahsına münhasır buluyorum. Kimsenin taklidi veya özentisi değilsin, çok nihalsin sen. Ay yani çok teşekkür ederim. Daha önceki yarışmacılardan sana benzeyen birisi yok. Evet, arada her lafa girenler vardı, sen de onlardan birisisin. Ama kendi tarzında, kendi tavrında, tırnak içinde söylüyorum, özlerine de sana da diyorlarmış ya, fok balığı mı diyorlarmış. Evet. Yani öyle bir konuşma şekliniz bir enteresan ama antipatik değil hiç, ben öyle görmüyorum. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bunları sizden duymak çok iyi geldi. Üzülmüştüm çünkü bayağı. Ben de aynı düşünüyorum, onu da söylemek istedim. Çok teşekkür ederim. En sevdiğim sarışınlardan biri. Merhaba. Merhaba. Ben duydum ki biraz bana özeniyormuşsun. O olabilir, onu kabul edebilirim. Şimdi ne diyeyim ben? Ben botlarını hiç beğenmedim bunun altında. Hiç olmamış, daha platformlu, daha seni havaya kaldıran bir şey giyseydin. Benim söyleyeceklerimi arkadaşlarım söyledi ama şöyle bir baktığımda bu elbise, o eldivenlerle, o küçük çanta, böyle bir kendine has bir tarzın olmuş, at kuyruğu saçın. Öyle yellow saçların yok bunun üstünde. Teşekkür ederim. Bazen yapıyorsun ya şöyle bir şeyler. Şu ayakkabı durumu ne olacak bunların? Çok zor bir şey ya ayakkabı. Neden boyu kesiyor onu da açıklamak yapmak istiyorum. Çünkü çoraptan ötürü. Şey, ayakkabının yukarısı dar ve sana kesmiş, böyle bir bastı. Ayağının etini bastı, ayağında şiş dışarıda çıkıyor. Onları, o ağzı şey geniş olmalı. O zaman boyu kesmez. Yani, bol mu olmalı? Aynı, bol olmalı. Yani ben... boldu başta da düşünemedim. Ya benim hangisi? Kullandığım butiler var ya böyle, hı-hı, pardon Nur. Böyle tabii. Bir daha geniş, daha bol ağzına olan çizmeler, butiler. Şöyle, evaze ağzı biraz aynı. Evaze olacak. O zaman kesmiyor. Tamam, yahut da yani ben bir de böyle tam siyahın altında bu bacak da... Bazı bacaklarda sevmiyorum. Mesela küçük desenli bir çorap falan olur, dantelim trak böyle. Çünkü o eldivenlerim falan da var ya. Ne bileyim, ben öyle de seviyorum. Daha tarz yapıyor. Böyle triko mu elbisen senin? Triko gibi görüyorum. Nedir o, jarse mi? Bilse. Örme bir şey mi? Örme bir şey mi yani? Hayır, hayır. Ben onların altında... Özellikle trikonun altında dantel çorabı çok beğeniyorum ama hani çok abiye değil böyle. Öyle bir danteller var ki o kadar ucuz ki artık o çoraplar. Kalın dantel böyle. Ha böyle, evet ajuru falan olan. Daha seni daha bir marjinal yapardı. Canım. Ciğerim. Saçlarımı demek çok beğendin ha? Çok beğendim. Aşırı hep böyle kullanmanız gerek bence. Kararları peki alalım, seni dinlerim, rica ediyorum Nihal'cığım. Dinlerim ben.
Yeter ki siz bizi dinleyin. Tabii ki de dinliyorum. Tarsın. Teşekkürler. Ama ne biçim tarsın? Ivana. Küpe düştü ama böyle bir tarz göstereceğim sana. Tarsın. Teşekkürler. Kemal. Tarsın, dilli düdük. Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Seni yerine alıyoruz. Özlem Hanım demiş ki benim için Emel'i bana benzetiyorlar ve bu bana yapılan bir hakarettir. Özlem Hanım'a benzetilmişim. Bence bunun tadını çıkarsın. Son dönemde sende bir çöküş görüyorum. Ayakkabı pişti olmuş bugün. Seninle pişti olmak hiç istemezdim. 1,5 aydan sonra artık bizde acımasızlık başlar. Kolaycılık bence bu diyorum. Hepimiz için söylüyorum. Tam herkes giyiyor hayatım. Uyduruk görünüyor komple. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Al senin saçın. Saçım gitti. Al. Ivana saçımı yoldu az sonra. Sen aylık 10.000 alışveriş yapan bir kızsın yani. Burayı önemsemiyor musun? Maddi konulara girilmesinden hoşlanmıyorum. Niye bağırıyorsun? Butiğine iade edeceğim. Niye bağırıyorsun? Sevmediğini ilk bu elbise iyi değil, bu boyları sevmiyorum. Yaptırsaydın diyorum işte ben de. Burayı önemsemiyorsun demektir bu. Senin yaptı, para sorunun olsa anlayacağım ama para sorunun yok. Senin de para sorunun yok Nihal. O zaman nasıl savunuyorsun o elbiseyi? Nasıl savunacaksın bana karşı? Nihal susarsan ben sevmiyorum saniye diyorsun. Sana mı soracağım? Neyim yapmacık benim sana ya? Sana mı soracağım? Yapmacıksın işte. Sen o harekete bu fok gibi konuşup bana böyle tepki veremezsin. Senin tek tavrın ne biliyor musun? Konuştuktan sonra ağzını 5 saniye açık bırakmak en az. Niye bu kadar yanar dönersin? Beni yine tahrik ediyorsun. Yanar döner sensin. Sen kendine bir bak bence önce. Gözler üstünde, bu tarz benim. Moda da benim, trend de benim. Gözler üstünde, bu tarz benim. Bu tarz benim.